Değerli izleyenler, İş Dünyası rehberiniz, işimiz işe, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta enerji sektörünün dev markalarından Bereket Enerji Şirketler Grubu'na bağlı Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ'nin misafiri oluyoruz. Bu gördüğünüz dev termik santrallerden evlerimize kadar ulaşan elektriğin, enerjinin üretim hikayesini hep birlikte öğreneceğiz. Haftaki sektör konuğumuz Bereket Enerji Şirketler Grubu'na bağlı Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ Santral Direktörü Makine Yüksek Mühendisi Serdar Toprak. Serdar Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz. Yönetim kurulumuz, icra kurulumuz ve Yatağan Termik Santrali çalışanları adına hoş geldin diyoruz. Çok teşekkürler. Serdar Bey, sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Serdar Toprak kimdir? Ben 1975 Yozgat doğumlu Serdar Toprak. Makine yüksek mühendisiyim. 2008 yılında Muğla bölgesine geldim. Yeniköy Termik Santrali'nde çalışmaya başladım. Daha öncesinde santralinde göreve başlamıştım. Özelleşmenin ardından Bereket Enerji'ye bağlı Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ'de göreve başladık. Serdar Bey, bize peki Bereket Enerji'yi kısaca bir tanıtabilir misiniz Yatağan Termik Enerji'den önce? Bereket Enerji 1995 yılında bir bereket çayı üzerine kurulan hidrolik santrali, ufak bir hidrolik santralle enerji üretimine başlamış. Şu an itibariyle de yaklaşık 20 hidrolik santral, jeotermal, rüzgar santralleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik üretimini yürüten bir şirket. Devir aşamasıyla birlikte özelleştirme idaresi başkanlığı yapmış olduğu ihale neticesinde 2014 yılı sonu itibariyle Yatağan termik santralinde artık bu sefer de yerli lignit kaynaklarıyla elektrik üretimi başlanmıştı. Ayrıca Bereket Enerji grubunda Aydem, Gediz, elektrik dağıtım şirketleri bulunmaktadır. Yaklaşık 2015 yılı verilerine göre 22 milyar kilowatt saatlik bir elektrik tüketimini, dağıtımını yapmıştır. 8000 personeliyle enerji sektöründe yürütmektedir. 4.2 milyon kişi abone müşterisine sahiptir. Gediz ve Aydem'in toplamı. Bunlar da Muğla, Denizli, Aydın, Manisa, İzmir bölgelerini kapsamaktadır. Dağıtımda da Türkiye'nin ilk üçü içerisinde bulunmaktadır. Şirket olarak dağıtıcı olarak. Evet. Bereket Enerji zaten son derece profesyonel, kurumsal. Genelde elektrik sektöründe, enerji üretim ve dağıtım sektöründe yer almaktadır. Evet. İşi bilen, bu sektörde söz olan bir firma. Çok güzel. Serdar Bey, Yatağan Termik Santrali 1975 yılında
projelendirilmiş bir termik santral. Yanılmıyorsam da ilk ünitesi 1982 yılında üretime başlamış. Şu anda da 210 çarpı 3, 3 üniteyle evet. Her biri 210 megawatt saatlik enerji üretiyor. Faaliyetine devam ediyor. Özelleştirme süreciyle birlikte 1 Aralık 2014'ten itibaren Bereket Enerji bünyesine katıldı. Yani yatağın termik santralindeki enerji üretiminin hikayesini, yani herkes evinde elektriği kullanıyor bir şekilde, tüketiyor. Bu enerji üretiminin hikayesini bize bir anlatır mısınız yatağın termik? Tabii. 1975 yılında Muğla ve yöresi yatağın bölgesindeki düşük kalorili yerli lignit kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla yatağın termik santrali projelendirilmiş. 82, 83 ve 84 yıllarında üniteler devreye girmiştir. Bir kamu şirketi olarak 1 Aralık 2014 tarihine kadar görevini yerine getirmiş olan santralimiz, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yapmış olduğu ihale neticesinde Bereket Enerji bünyesine, ihaleyi kazanan Bereket Enerji bünyesine dahil olmuştur. Tarihten sonra gerekli yatırımları, iyileştirmeleri yaparak üretimine devam etmektedir santralimiz. Termik santral, özellikle yerli kaynak kullanan termik santraller ülkemiz için gerçekten önemlidir. Bunlar yerine dışarıdan sağlanan doğalgaz olsun ya da diğer şekildeki kaynaklarla elektrik üretiminin cari açığa etkisi bilinmektedir. Bunları yerli kaynakları kullanılarak minimize etmek için yerli kaynaklar, kömür santralleri, yerli kaynak kullanan santrallerin desteklenmesi gerekiyordur. Ki zaten yatağın ve bölgesinde de önemli kömür havzaları mevcut. Yatağın evet. Termik santralinin yakıt ihtiyacı olan lignit kömürü yine bu bölgeden sağlanıyor. Evet. Ne oranın üretim kapasitesi nedir? Çalışma prensibine nasıl bir katkısı var? İsterseniz şöyle bahsedelim. Maden sahalarımız, hı hı. Tınaz Ocağı, Bağyaka Ocağı ve Eskişehir Ocağı açık işletme ocaklarında yıllık 5 milyon ton civarında her yıl kömür santrale çıkartılmaktadır, getirilmektedir. Hı. Bu iş işlemi sadece kömür çıkartmakta tabi bitmiyor. Kömürü çıkarabilmek için yaklaşık yıllık 30 milyon metreküp bir dekopaj işlemi yapılıyor. Toprak kaldırılıp, örtüler kaldırılıp kömüre ulaşıldıktan sonra santrale sevki sağlanıyor. Tabi santralimize gelen kömür santralimizde belli ebatlara kadar indirilip sahamızda stoklanıyor. Belli bir miktar, yaklaşık 200 ila 400 bin ton civarında sahamızda stok bulunur her zaman. Çünkü 24 saat çalışan bir sistem üzerine olduğumuz için sürekli günlük cumartesi pazar demeksizin çalışan bir sistem. İsterseniz santralimizin kömürü aldıktan sonraki kısmından da onu da bahsedelim. Santralimiz kömür. Kömür bunkerlerine, kazan üst tarafında bulunan kömür bunkerlerine taşınır. 1 ünitesi 210 megawatt olan santralimizde bu kömürün sevkiyle birlikte pülverize tip kazanlara sahip olan santralimize, hı hı. kömür değirmenlerimize sevk edilmektedir. Kömür değirmenlerinde pülverize halinde un kıvamında diyelim, anlaşılır olsun diye bu şekilde öğütülüp kazanın içerisine püskürtülmektedir. İçeride yanma odası dediğimiz bölümde alev oluşmakta ve belli bir sıcaklık oluştuğu için bu ısı enerjisi kazanımızdaki buhar oluşturan borulardaki suyu buharlaştırır. Ya oluşan buhar türbinleri dediğimiz 3 kademeden oluşan alçak, orta ve yüksek basınç kademelerine
gönderilir. Gönderilen buharla birlikte tabii bu ısı enerjisi ve hareket enerjisi mekanik enerjiye çevrilir. Mekanik enerji rotorların dönmesiyle jeneratörün dönmesi sağlanır ve bu şekilde elektrik üretimi sağlanır. Tabii yaklaşık 540 derece bir buhar sıcaklığı, 135 barda bir basınç oluşturmaktayız. Bu şekilde bu güçlere ulaşabiliyoruz. Tabii santralimiz yaklaşık %36 verimli bir santral. 1970'li yılların teknolojisi olmakla birlikte yine de süper, ultra süper kritik kazanlar gibi olmasa da verimli bir santral. Ancak az sonra konuşacağız. Yani revizyon çalışmaları devam ediyor. Evet. Yeni yatırım projeleri devam ediyor santralimizle ilgili. Peki santralimizde bir günlük kömür tüketimi nedir? Ne kadar bir kömür yaklaşık sarfiyatı oluyor? Yaklaşık bir ünitemiz 6000 ton civarında kömür yakar. 3 ünite toplam 18 bin ton kömür tüketimi. Bir günde. Bir günde. Santralimizin bir günü için yaklaşık tabii bunun içinde soğutma sistemler için gerekli olan 45 bin ton su kullanılır, tüketilir. Tabii bunlarla birlikte baca gazı desülfürizasyon ünitelerimiz içinde bir günde yaklaşık 1000 ton kireç taşı, 900 ila 1000 ton civarında kireç taşı desülfürizasyon ünitelerinde kullanmak için tüketilir. Tüketimlerimiz bu şekilde. Tabi tükettik. Çıkanlar var. Bu günlük 15 milyon kilowatt saatlik bir elektrik üretiyoruz. Biz bunları harcayarak. Bunun karşılığında uçucu kül çıkıyor. Yaklaşık 5000 ton civarında. Tabi bu uçucu kül dediğimiz yani depolanıyor. Tabi. Bununla ilgili de tesislerimizden de birazdan bahsedelim. Biz bir günde tükettiğimiz ve çıkanlar olarak söyleyelim. 5000 ton civarında kül, uçucu kül. Yaklaşık 1000 ton civarında curuf çıkmakta. Yaklaşık 1000 metreküp civarında da cipsuyum dediğimiz baca gazı atığı oluşmaktadır. Zaten bildiğim kadarıyla bu atık küllerin bir kısmı da yani tamamı depolanmıyor. Bir kısmı da çimento fabrikaları ve barajlara zannediyorum dolgu maddesi olarak, malzemesi olarak kullanılıyordu. Şöyle bir durum var. Bizim uçucu kül dediğimiz aslında ekonomik değeri olan bir malzeme. Yani çimento ve beton santralleri için özellikle kullanılan, aranan bir ürün. Bizde atık olması bunun değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Bu kıymetli bir şey. Ve biz de buradan belli bir miktar çimentocu ve külcü firmalara satış yapılmaktadır. Ekonomiyi yıllık yaklaşık 400 bin ton civarında bir ürün piyasaya verilmektedir. Bunun artırılması yani atıl olarak kül dağı dediğimiz yani kül barajına göndermeden neler yapılabilir, nasıl daha ekonomiye dönüştürülebilir, katma değer olarak nasıl bir katkısı olur, bunlarla ilgili ayrıca çalışmalarımız sürmekte. Bu şekilde de hem çevre için de faydalı olur, hem de ekonomi için faydalı olur diye çalışmalarımız devam etmekte. Peki yani yatan termik enerji üretim anonim şirketinin enerji şubesi var, elektrik şubesi var, bir de maden şubemiz var. Evet. Maden şubemizde de buranın az önce bahsettiğiniz gibi kömür rezervi orada hazırlanıyor. Orada ne kadarlık bir alanda bu çalışmalar yapılıyor? Yani yatan termik santralinin ihtiyacı olan ham madde, kömür ne kadar daha var? Yani kaç yıl daha yatağın termik santralinin... Rezerv olarak sorunuza şöyle cevap vereyim. Evet. Açık işletme olarak yaklaşık 55 milyon 55 milyon ton civarında açık işletme, yaklaşık 110 milyon ton civarında da yeraltı işletmesine de kömür rezervi gözükmekte. Evet.
Tabii bunlar vakti geldikçe Evet. her yıl harcadığımı karşılayabilecek kadar çıkarılmak üzere gerekli yatırımlar yapılarak ulaşılacak kömür Yeni rezervine. bir ocak havza da açılıyordu bildiğimiz kadarıyla. Şu Yeraltı anda dediğiniz ocakları. gibi mevcut da Turgut, pardon, Tınaz, Evet. Bayaka ve Eskişehir. Eskihisar ocakları açık işletme olarak yürümekte. Evet. Turgut tarafında, Turgut Havzası'nda da yeraltı rezerviyle ilgili fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Bu 2018, eğer bu çalışmaların neticesinde yönetimin vereceği kararla 2018 yılı itibariyle de yeraltı işletmeleri konusunda harekete geçilmesi planlanmakta. Turgut Mahallesi'nde bu yeraltı işletmeleri söz konusu olduğunda zannediyorum oradaki yerleşim alanında herhangi bir sıkıntısı söz konusu değil. Tamamıyla bu fizibiliteler hem kömüre nasıl ulaşacağımız Evet. hem de etrafta ne kadarlık bir alan etkileyeceği konularını da içermekte. Bunlar tamamlandıktan sonra tam net bir yorum yapalım. Bu Fizibilite işin çalışması daha uzmanı olan tamamlanmadı. bir Evet. yurt dışı firması, Slovakyalı bir 110 yıldır bu işi yürüten, kendi maden işletmeleri olan bir firmayla bu çalışmalar hazırlanmakta. Sürekli sondajlar ve bölgeler belirlenmekte. Bunlar belli olduktan sonra net bir açıklamayı daha yetkin bu konuda Evet. uzman arkadaşlardan Evet. dinleriz inşallah. Evet. Toplam yatağın termik santrali ve kömür işletmelerinde kaç işçimiz var? Personel sayımız tam kaç Santral olarak? tarafında kadrolu ve hizmet alımı olarak 665 Evet. kişiyle hizmet vermekteyiz. Maden şubemizde de yaklaşık 550 arkadaşımızla hizmet vermekteyiz. Evet. Yani toplamda yaklaşık 1200 civarına çıkıyoruz. Ancak bir 500'ün üzerinde de kömür ve maden çıkartma işlemlerinde çalışan müteahhit firmalarda Hizmet çalışan alımı yani. personel var. Evet. Toplamda 1700 kişiyi aşkın bir istihdam sağlamakta. Bu bölgeye katkısı bu yönde. Bölgede çok önemli bir istihdam sağlıyorsunuz. Evet. 1200 kişi. Bu zannediyorum yeraltı ocakları işletmelerinin açılmasıyla da bir bu kadar da personel istihdamı söz konusu olabilecek. Tabii. En de sonunda ne kadar mekanize olarak girip insan ve bu emniyet kuralları konusundaki dikkatli bir yatırım yapmak istiyoruz. Evet. İnsan öncelikli. Mekanize de olsa bu gibi sistemler istihdamı, yani fazla istihdam sağlayan çalışmalar. Tahminen gene 1000 kişi civarında bir istihdam daha oluşabilir diye tahmin ediyoruz. Bu fizibilite çalışmaları sonucunda her şey netleşecek inşallah. Serdar Bey, yatağın termik santrali özelleştirme sürecinin ardından artık özel sektörde de olduğu için çevreye duyarlılık anlamında, çevresel konularda da bazı önemli yatırımlar yapıyor. Şu anda devam eden projeleriniz var. Halihazırda bitenler var. İleriye dönük yaptığınız projeler var. Bunlardan biraz bahseder misiniz bize? 2000, yani 1 Aralık 2014. 2014'te teslim alındığında, devredildiğinde santral bir ünitemiz o anda devredeydi. Bir bakım sebebiyle bir ünitemiz devre dışıydı. Bir ünitede de elektrofiltre rehabilitasyonu yapılıyordu. Kamu zamanında 3 ünitenin de elektrofiltreleri 2019 yılı sonrası girecek olan yönetmeliklere uygun hale getirilebilmesi için yatırım yapılmıştı. Bu tabi çalışma devir sonrasında da ünitelerde devam etti. Tamamlandı. Şu anda elektrofiltre dediğimiz uçucu kül tutan sistemlerimiz tam kapasite ve gerçekten verimli bir şekilde çalışmakta. Bununla birlikte yine 2007 yılında devreye giren dioksiti tutabilmek için, yani kükürt tutabilmek için oluşturulmuş tesislerimiz var. Baca gazı desülfürizasyon ünitelerimiz. Bunlar da yanmış gaz içerisinde bulunan kükürdü tutabilmek için kullanılmakta. Bu şekilde
tüm çevre mevzuatlarına uygun olarak çalışmaktayız. Zaten bu konuda da 2015 yılında eskimesi göz önüne alınarak tüm iç aksam yenilendi. Çevre sebebiyle ünite duruşlarının önüne geçebilmek için bayağı bir yatırım yaptık. Ama bunu geliştirmek için planlarımız devam ediyor. Büyük duruşlarımız olacağı zaman daha kapsamlı neler yapılabilir? Onun üzerinde de firmalarla çalışıyoruz. Ama mevcut yönetmeliklere uygun ve altında bir üretim yapıyoruz. Serdar Bey, yatağın başta olmak üzere Muğla bölgesinde önemli bir katma değerde yaratıyorsunuz. Yani 1000'in üzerinde bir çalışanınız var. Bölge ekonomisine önemli bir katkısı var yatağın termik santralinin. Bu bağlamda her iki maden şubesi ve enerji elektrik şubelerinin sosyal tesisleri var. Burada belli oranlarda lojmanlar var ve bu sosyal tesislerin restoranları, düğün salonları falan var. Bunlardan halk da dışarıdan vatandaşlar da faydalanabiliyor zannediyorum. Bu ya sosyal tesisleriniz hakkında da biraz bilgi verir misiniz bize? Hatırlarsanız devir sırasında tabii ki bu bölge çok bu konularda hassas bir bölge. İşçi arkadaşlarımız olsun. Özelleştirme kapsamında oluşan o havayla gerçekten kimsenin burnu bile kanamadan bir huzur ortamında bir devir gerçekleşti. Tabii ki şirketimizde bu bölgeyi ve bu bölge için önemini sosyal tesislerinde o sıralarda görüşüldüğü için farkına vardı. Ve bu konuyla ilgili de tüm tesisler açık ve herkesin kullanımına açık hale getirmiştir. Tabii maden ve santral olarak daha önceden ayrı olduğundan iki ayrı tesis vardı. Yani bir tarafta lokanta, diğer tarafta lokanta. Hı hı. Bir tarafta misafirhane, diğer tarafta misafirhane şeklinde. Kapasite ve lojman şeyimiz tüm yatan halkına, Muğla halkına açık. Çoğu kamu olsun, özel olsun organizasyonlarda kullanmak istendiğinde bizler yardımcı oluyoruz herkese. Şu anda da eskiden devlet zamanındayken ücret farklılığı ayrımı vardı. Bunların tamamı kaldırıldı. Herkese eşit. Çalışanlara da bir şekilde aynı ücretle katılmak isteyenlere yemek olsun, şey olsun imkanları kullandırıyoruz. Bu gerçekten güzel tesisler. Bakılırsa belli bir kültürü temsil etmiş, belli bir kültürün oluşmasına, sosyalliğin oluşmasına faydası olmuş kurumlar. Ayakta tutup herkesin kullanımını sağlamak için uğraşıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. İnşallah başarılı olmaya devam eder diyelim. İnşallah. İnşallah. Serdar Bey, yatağın kömürü düşük kalorili bir kömürü var. Önceden daha eski yıllarda yatağın ve çevresinde hatta Muğla bölgesinde bu parakende olarak satışta yapılıyordu. Şimdi bildiğimiz kadarıyla bu bölgede Mahalli Çevre Kurulu kararıyla yasaklandı, kullanılmıyor. Sadece yatan termik santralinde mi şey olarak kullanılıyor, ham madde olarak kullanılıyor yoksa değişik illere de satış yapılıyor mu yatan kömürü? Tabii daha öncesinde devletin TKİ dediğimiz Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne vermiş olduğu, sadece onlara vermiş olduğu bir yetki vardı bu konuyla ilgili. Hı. Fakir fukara fonuna dağıtım olsun. Ya da satışla ilgili. Sonrasında tabii kömürün kalorisi sebebiyle kirlilik oluşturduğu düşüncesiyle yasak olan yerlere satışı yapılmamakta. Zaten önceliğimiz santral. Tüm tesis imkanlarını ilk aşamada santrale kullanıyoruz. Bizler de kömürlerimizi belirlenen standartlarda kömürlerden satın alıyoruz. Bizler de satın alıyoruz. Sosyal tesislerimizin ısıtılması amacıyla kullanılan kömürleri de kendi tesislerimizden değil dışarıdan
sağlanıyor. Daha yüksek kalorili evet. kömürler kullanılıyor dolayısıyla. Şu anda mevcut santralimiz için kömür üretimi devam ediyor. Peki yatağın termik santralinde yapılması gereken veya yapılan önümüzdeki yıllara dair şu anda fizibilitesi devam eden bir projemiz var mı? Tabii projelerimiz bir buhar türbinlerimiz ve jeneratörlerimiz komple daha verimli. Aynı buhar kapasitesiyle, aynı kazan kapasitesiyle daha verimli üretim yapacak buhar türbinleriyle değiştirilecek. Bu sözleşme imzalandı, başladı bu şekilde. 2017 ve 2018 yıllarında yaklaşık 4 ila 5 aylık bir duruşlarla bu çalışmalar gerçekleşecek. Aynı anda kazanlarımızda da rehabilitasyon çalışmaları sürecek. Bunlar da yönetmeliklerin gerektirdiği, çevresel şartları etkileyebilecek konularda dikkate alınarak tüm yatırımları planlıyoruz. Hepsi 2017 ve 2018 yılları içerisinde yapılıp tam kapasite 2019'da devrede olacağız inşallah. Birer birer yapılacak. Anladım. Bu yatırımların haricinde tabii çekimlerde de gördüğünüz üzere otomasyon sistemimiz tabii ilk kurulduğu şekliyle sonradan eklemelerimiz olmakla birlikte komple yenilenecek. Tam otomasyon sağlanacak. Kontrol sistemlerimiz sebebiyle oluşan arızaların bu şekilde önüne geçmiş olacağız. Emra modelimizi artırabilmek için her türlü yatırımı çevreye duyarlı olacak şekilde yapıyoruz. Ayrıca bir de bu çevreyle ilgili bizim mevcut arıtma, endüstriyel arıtma tesisimiz, bir de biyolojik arıtma, evsel atık arıtma su tesisimiz var. Hı. Ancak sıfır deşarjı dışarıya hiç su vermeksizin kendimizin içeride kullanabilecek hale getirebilmek için bir arıtma tesisi üzerinde çalışıyoruz. Yakın bir zamanda onunla ilgili de ihale tamamlanmış olacak. Böylelikle atık olarak olan tüm suyu tekrar santralimizde kullanılabilir hale getireceğiz. Serdar Bey, yatağın Muğla, Kavaklıdere bu bölgede özellikle mermer fabrikaları yoğunlukta, mermer sektörü yoğunlukta. Bu mermer fabrikalarının atıkları mevcut. Ancak bildiğimiz, duyduğumuz kadarıyla yatağın termik santrali bu mermer fabrikalarının, mermer ocaklarının ve fabrikalarının atıklarını da kendi desülfürizasyon ünitesi içerisinde kullanıyor. Bu konuyu biraz bize açabilir misiniz? Tabii. Yine bizim baca gazı tesislerimizde normalde kireç sütü sistemi üzerine kurulu bir sistem. Kireç sütü oluşturabilmek için de tabii kireç taşı, normalde kendi ocağımız vardı. Kireç taşı ocağımız. Çok uzun zamandır hem mermercilerle, mermerciler derneğiyle de olsun çalışmalar, hem de bizim de üzerinde durduğumuz çalışmalar neticesinde yeni bir yer kazıp yeniden bir doğada bir tahribat yapmamak adına mermerlerin çıkarılması sırasında oluşan kırıkların bir atık haline geliyor tabii bu da onlar için. Bizler için de bir ham madde bu. Bu şekilde yapılan görüşmeler neticesinde ilgili bir mermer bölgemizdeki mermer fabrikamızdan üretim tesislerinden kırık mermer şeklinde kireç taşını sağlıyoruz. Çünkü mermer de bir kireç taşıdır. Bu şekilde şu anda çevremizdeki bu kükürtü tutmak için kullandığımız kireç taşı mermer atı olarak günde 1000 ton civarında bir tüketim yapıyoruz. Hem onlar için, hem bizim için, hem doğa için önemli bir şey diye düşünüyoruz. Şu anda şimdi sadece mermer kırıkları için yürüdü bu proje. Evet. Şu anda da başarılı gözüküyor.
Zaten evveliyatından da yatan termik santralini hep çevre kirliliği, hava kirliliği gibi şeylerle halkımız biliyordu. Türkiye gündemine o şekilde yer alıyordu. Evet. Ama son dönemlerde artık bizler de yani gazeteci, haberci olarak da çok fazla bu tip haberleri yapmıyoruz. İnşallah da bundan sonra hiç yapmayız. Yatan termik santrali bünyesindeki kömür işletmeleri bölgesinde oldukça bu dolgu sahası diyorsunuz zannediyorum. Kömür çıkarttığımız sahalara. Evet, akasya ağaçları, zeytin ağaçları dikildi. Bu zeytin ağaçlarından da önemli miktarda yağ ürün elde ediliyor zannediyorum. Evet. Biraz onu da açabilir misiniz bize? Tabii her ne kadar da olsa bu bir zamanla ilgili bir çalışma. Geçmişten gelen yani kömür işletmelerimizin yapmış olduğu dekubaj çalışmalar sonucu oluşan döküm sahalarında zeytinlikler oluşturuldu. Yaklaşık 1650 dönüm civarında. Kamudan itibaren söylüyorum, 1650 dönüm civarında bir alan zeytin ağacıyla, yaklaşık 42 bin adet zeytin ağacıyla zeytin ağacı dikildi. Onların da şu anda ürünleri alınıyor. Tabii bu kamudayken yapan ve devam eden arkadaşlarımız aynı hassasiyetle de işlerine devam ediyorlar ve çevreye bu şekilde yeni nesil oluşacak döküm sahalarında da aynı performansla devam edecek. Gerçekten de çok kaliteli de yağ oluyor. Biz de bunu tattık. Bu yağı güzel. Nerede değerlendiriyoruz? Herhalde kendi şu işletmemiz anda, içerisinde. Yani öncesinde kendi işletmelerimizde tabii ki dışarıdan yağ alacağımıza yemekhanelerimizde kullanıyorduk. Sosyal tesislerde. Bazen gelen misafirlerimiz oluyordu. Önemli misafirlerimize yörenin yağı olarak tanıtım amaçlı veriliyordu. Tabii bu bölgelerin tamamı şu an kamuda kaldı. Kamu kontrolünde. Yeni oluşturulacak yerlerden yine zeytinlemeye devam edeceğiz biz. Bir gelenek olarak devam edecek devam artık. Bu bölgenin zeytinini yaşatmamız gerekiyor. Anladım, gayet güzel. Serdar Bey, size son olarak yatağın termik enerji üretim AŞ Türkiye'deki enerji üretiminin, enerji ihtiyacının ne kadarını üretim kapasitesi olarak veya yüzdelik olarak ne diyebiliriz? Yani neyi karşılıyoruz biz? Ya 2000 tabii sürekli enerji kurulu güç, Türkiye'nin kurulu gücü ve Türkiye'nin tüketim miktarı her yıl artmakta. 2015 yılı gerçekleşen verilere göre yaklaşık 263.8 milyar kilowatt saatlik bir elektrik tüketimi gerçekleşti. Bu değerlere ve kurulu güç de 73 bin megawattlara ulaştı. 2015 yılı sonu verilerine göre bu sürekli artış, yeni giren üniteler sebebiyle artış göstermekte. Kurulu güce göre mevcut kapasitemiz %8'e karşılık gelmekte. Ancak elektrik tüketimine göre yaptığımızda %1,5'ları bulmaktayız. Üretim kapasitemize göre. Önemli bir rakam. Önemli. Yani kent çapında önemli bir üretim miktarı. Tabii Bereket Enerji Grubu da üretimini 2000 yani toplam kapasitesini 2000 megawattın üzerine çıkarmayı planlamakta. Bunun için de yaklaşık bir 530 megawattlık bir proje aşamasında, yapım aşamasında olan tesisleri var. Bunlarla birlikte bir 5 yıl içerisinde 2000 megawattı bulacaklar. Evet. Toplamda da kendi dağıtım bölgelerinde düşünecek olursak 10 milyar kilowatt saatlik bir enerji üretimini kendi imkanlarıyla sağlamak hedefleri içerisinde önemli bir rakama ulaşılacak bu şekilde. Bereket Enerji, enerji üretiminde Türkiye'de söz sahibi olmaya devam edecek diyoruz. Evet. Artarak devam edecek. İnşallah. İnşallah. Değerli izleyenler, Yatağan Termik Enerji Üretimi AŞ'nin konuğuyduk bu hafta.
Sayın Serdar Toprağ'a misafirperverliğinden dolayı ve bizleri konuk ettiği için çok teşekkür ediyoruz ve Serdar Bey başta olmak üzere tüm izleyicilerimizin de Berat Kandili'ni tebrik ediyoruz. Önümüzdeki hafta farklı bir başarı hikayesi, farklı bir sektörle yeniden ekranlarınızda olacağız. Hoşçakalın.